Merhaba gençler. Bayağıdır video çekmiyordum. Kutu mutu muhabbeti de yok. Gerçi bugün şeyi açıkladılar. Bu var ya, havuz partisi etkinliği oluyor yaz ortasında. Onu açıkladılar. Daha 2 Ağustos'ta ama fena değil o etkinliğin kutuları da. Bakarız. Ama ben bugün birazcık oynanışla ilgili biraz tavsiye vereyim. Zaten çok oynanış videosu isteyen de vardı. Artık ben genelde Aram oynuyorum, yani sezon sonunda yaklaştığı için altın yaptım. Altından fazlaya da çıkmaya pek niyetim yok. O nedenle Aram oyunlarında takılıyorum. Arkadaşlarım da onu daha çok seviyor. Ama Aram olsa da normal haritada da dikkat edilebilecek anlar yaşanabiliyor. Bugün onlardan bazıları yaşandı. Özellikle ben skill kullanımına çok sıkıntı olduğunu düşünüyorum Türk oyuncularda. Yani skill'leri tutturmada iyiler, ne bileyim mekanikler çok iyi. Ama adam beyinsiz gibi skill atıyor, tamam mı? Bunu çözeceğiz. Yani beynimizi nasıl kullanabiliriz? Şimdi burada bir Vel'Koz oynadığım oyundan iki tane ulti örneği göstereceğim. Yani ulti dışında skill'ler de önemli. Ama ulti biraz daha önemli kalıyor. Şimdi burada takım savaşı başlayacak birazdan. Bu Malphite'le Pantheon benim arkadaşım değil zaten. Bu isimlerle arkadaşları pek kabul etmem. Adamlar pire girmiş. Birlikte combo yapıyorlar. Pantheon atlıyor. Öbür Malphite de yanına ulti atıyor falan. Çok da kötü oynuyorlar. Yani kötü bir combo. Kötü oynamıyorlar da. Kötü gerçekleştirilen bir konu. Yani mantıklı olan Malphite'in erken girmesidir. Neyse, ben burada gidiyorum şimdi. Ultiyi belli biçimde atıyorum. Şimdi burada atmadan önce göstereceğim. Video kaydetmeye bastık. Kaydetmeyi geçelim. Şimdi görüyorsunuz, zaten kamerayı kendimiz bırakalım. Biz arkadayız. Çünkü Pantheon ulti atacak. Müthiş bir combo. Malphite de ulti atacak. Bakın, çok yine kötü bir Malphite ultisi. Dikkat edeceğiniz şey, benim ultim burada var ve atmıyorum. Çünkü Tryndamere hem ölümsüzlüğünü basmıştı hem de asıl nokta ben diğer skill'lere sahiptim. Diğer skill'lerim olduğu için onları harcamam daha mantıklı direkt olarak onu atmaktansa. Bu hero'ya özel bir şey değil. Burada da Pantheon Penta atmaktan kıl payı kaçırıyor. Onu da izleteyim dedim. Şimdi buradaki olay ne? Geriye bir 15 saniye geri alalım. Hatta bir 15 daha alalım. Bakın, burada sıkıntı şu. Şimdi burada atsam hem Fiora da hizada değil. Hem öbürü ölmüyor. Hem de dediğim gibi burada ultimi atarak Pantheon'un ölmek yerine kill almasını sağladım. Dikkat ettiyseniz 4'te 4 attı. Yani ben skill'i KS atmak için saklamadım. Bazı arkadaşlar skill bekletmeyi KS atmak için yapılan bir şey sanıyor. Böyle bir şey yok. Yani siz de amaçla bekletiyorsanız yapmayın. Buradaki tamamen o sırada diğer skill'leri atabilmemden dolayıydı. Burada da şapka çıkartmışım. Şimdi gelelim diğer önemli fight'a. Burada pozisyon almayı göstereceğim. Orada da ben 4'te 4 atıyordum. Ama maksat yine kill almak değil. Bakın, şimdi team fight başlıyor burada. Ben yine bekliyorum pozisyonu. Çünkü Vel'Koz arkada durması gereken bir şampiyon. Mesela şimdi ben bu Trundle'a falan skill atsam hiçbir anlamı yok. Bakın, burada Kayle Trundle'a ulti attı. Ben yine burada atabilirdim. Atmıyorum. Bir 15 saniye daha alalım geri. Bakın, burada şimdi Trundle'la çok haşır neşir olmuyorum ben. Çünkü adamı kesmem mümkün değil. Alan vuruyorum. Burada yine o pozisyonda atmıyorum. Kenara doğru kendimi alıp ultiyi maksimum yedirme maksatlı atıyorum. Zaten killerin çoğunu ulti değil, diğer skill'lerimle aldım. Burada da bir dördüncü kill geliyor. Bayağı gülmüştüm, bu bayağı eşantiyon bir kill oldu. Ama durum bu şekilde. Yani Vel'Koz'la veya başka bir şampiyonla oynadığınızda, bu Sirdar Vadisi'nde de geçerli. Tamam, 4 kişi hizalamaya çalışmazsınız ama tek adama da atmazsınız. Hani 2 kişiyi hizalamaya çalışırsınız. Olay bu. Şimdi geçelim.
Bir de Orianna oyunum vardı. O dün falandı sanırım. Orada da birkaç tane skill'i kullanma. Niye şey olmuyor? Tamam, burada başlatalım. Orianna oyunumuzu da. Bu arada oyun yüklenirken birazcık şeyden de bahsedelim madem. Ne varmış? Dönüşümlü oyun modları bilmem ne. Bakın bu yengeç çantası gibi başka bir civciv çantası mı ne vardı? Açmıştık yayında. Böyle konuma göre küreler gelecekmiş. Bu konumlarda mesela Azir'e mi açmak istiyorsunuz? Orta koridor. Azir skin'i açmak istiyorsanız orta koridor kutusu falan alacaksınız. Cevherde de her bir bölgeye göre bir kutu. Bir kutu değil, skin çıkacak. Lan ne cevheri? Yengeç çantasında. Cevher değil. Bunlardan alınıyor. Bir de şöyle bir 7300'lük hayvan gibi paket olacakmış. Simge, cevher bunlardan. Şu pakette fena durmuyor. Bilmiyorum yani yine cüzdanımız mutsuz olacak ama fena değil. Yani ben beğendim. Şimdi yüklendi şeyimiz. Lan tıklayamıyorum da kamera yüzünden. Ha. Bu kutuları birlikte açacağız inşallah. Burada Orianna'yla team fight'lar öncesinde genelde tokatlıyorduk. Bakın ah evet burası çok önemli şimdi. Bu çok önemli. Geliyoruz pozisyonun gelişimi. Şimdi bizim takımı bir inceleyelim burada. Bizim takımımızda Annie var. Alan stunlı bir elemanço. Kayle yine alana vuruyor. Bu da girdiği zaman ortaya girebilecek. Yani alan vurmayacaksa ama araya giriyor işte ne bileyim alan stunlayabiliyor falan. Ama Annie ve Ornn yani alan CC ve alan şey var. Burada benim teamfight başlatmam gerekiyor. Yani Ornn da başlatabilir ama en müsait adam benim teamfight'ı başlatmak için. O yüzden pozisyon aldığım zamanlarda önlerdeyim daha çok. Bakın. Yani dayanıksız bir karakter olmam önlere gidemeyeceğim anlamına gelmiyor. Burada kaçırıyoruz Queen'i ve artık şu anda bunların görüşü yok. Bakın bunlar beni görmüyor. Göstereceğim de savaş sisini. Tümü kırmızı için açtık. Mavi için açacağız. Bakın beni görmüyorlar. Şimdi beni görmemelerinin önemi ne? Bu arkadaşa ben dalmadım. Bakın bir 15 saniye daha geri gidelim. Eleman benim önümde. Birçok oyuncu orada şak diye Vladimir'e embesil gibi skilliyle girer. Yani Vladimir'i öldürmek zor. Flash'ı falan duruyor da. Bakın. Burada saldırabilirdim. Saldırmıyorum. Niye havuza girdi? Bak. O oraya girince ne oldu? 4 kişi ulti. Baktığınız zaman oraya o adamların gelme sebebi o çalıyı boş sandılar. Çünkü orada skill atan biri yok. Vladimir'e dalarlardı. Hani Vladimir baitlemiş gibi oldu. Ama aslında kendi kendilerini baitlediler. Bir daha geri çekersek. Çok geri çekmiş olduk. Bakın yine izleyelim. Vladimir geliyor. Ve Ornn boşa gittiğince daldılar. Anında. Yani topu atmam bile gerekmiyor. Kafamdayken bile ulti atsam oluyor. Bu zor atılan bir ulti değil. Çok 1300... Ay, 5000 eloluk bir hareket falan değil. Baya normal herhangi birinin oyuna yeni başlamış birinin bile atabileceği bir şey. Bu şekilde karar alırsanız daha rahat edebilirsiniz. Yine bu oyunda başka şeyler vardı. Fightların önünde genelde ben ulti atmış oluyorum. Bakalım burada var mı bir şey? Bir diğer noktada o fight'ta bakılacak olan nokta şu. Mesela burada artık bir şey yapmıyorum ben. Fazla geri çıkmak gerekiyor. Dikkat edilecek nokta diğer skill'leri. Şimdi benim karakterim burada
Orianna olduğu için Orianna'nın diğer adamlara dedi ki ultisiyle birleşmesi gerekiyor. Burada onların ultisinin olduğunu kontrol ediyorum. Bakın ultileri olmadığı bir fight'ta da yani Ornn'un ultisi yokken bizi zorla soktuğu bir fight var. Onu da göstereceğim. Mesela buradaki fight'ta onların ultisi yok. Annie ve Ornn'un ultisi yok. Ben fark ettiyseniz arkadayım. Yani fight aramıyorum. Bunların hiçbiriyle pire değilim bu arada. Yani solo queue'da nasıl oynanacağı. Adamlara yardımcı olsun. Artık yani burada ulti atmanın çok bir mantığı yok. Ulti atılacak pozisyon yok. Yapacak bir şey yok yani. Yine bir başka pozisyon. Burada da Ornn'un ultisi yok. Annie'nin ultisi yok. Ben yine dalma peşinde değilim. Ama fight'ı Jax girdiği için başlatıyorlar. Ben de yine pozisyon el verdiği için. Bakın demin izlettiğimde el vermiyordu. Ulti atmadım. Çünkü niye, ultimin süresi var. Belki sonra atarım. Bakın burada ultiyi atıyorum ve biraz da geri çıkma ihtimallerine karşı arkaya atıyorum topu. Göreceksiniz. Biraz arkalarına atıyorum ve burada flashlayan bir arkadaş yakalanacak bu ultiye. Orada Queen flashladığı halde yakalanıyor. Bu ama benim beğenmediğim bir fight. Anlatabiliyor muyum? Şu kamerayı hatırlatın, bir daha aşağı koyacağım. Bu ne böyle? Bu fight'ta sıkıntı var. Yani riskliydi, kaybedebilirdik, adamlar kaçabilirdi. Yani çok ekstra bir durum oldu. Benim de şansıma denk geldi. Hani o flash'ı tuttururum falan plays'i değil. Baya baya şans o. Adam çıkabilirdi orada. Şimdi burada bir durum daha var. Bakın ulti bende yokken bu sefer Ornn başlatıyor. Organizasyon eksikliğini göstermek için. Bakın bitti yani. Ornn'un ultileri demin ki fightlarda ne kadar işe yaramışken şu an hiçbir işe yaramadı. Çünkü bende yok, Annie'de yok. Annie'de vardır belki, bilmiyorum. Annie'de varmış ama bendeki yok. Canlar az falan derken o inhibitörü alamıyoruz bakın. Şimdi inhibitörü aldığımız noktada da bir tane gösterip şeyi bitireyim. Hatta biraz keserim. Bakın burada Jax dövüşeceğim derken şeyi kesmiyor. Ben son anda kesmek için yaklaşıyorum. Draven'ı yavaşlattım burada ama Diana'ya yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden o Q'yu yemeyeyim diye direkt flashlıyorum. Bakın o Q aslında şey değil yani. Bana tutmayacak ama onu gözüme kestiremiyorum. Bir de flash atmamın bir sebebi şu. Onu yesem adam direkt ultiyle şak yanıma yaklaşacak. E ile çekecek, W'sundan bilmem ne derken öleceğim yani. Hani direkt öleceğim. Bu önemli bir nokta. Bunları engellemek adına atılmış. Hani güvende kalınan safe bir flash bu. Hani bazen de saklamamak gerekiyor onun için. Onu yesem bizim için kötü bir durum. Takım 4'e 5 kalacak. İşte vesaire. Şimdi buranın devamında zaten fight'lar oluyor. Kazanıyoruz vesaire. Ya bu oyunu kazandık ama çok ciddi satışlar oldu yani. Hani şu an mesela bomboş bir Kayle ultisi. Kayle ultisini hasar yerken atmak lazım mesela. Yani illa canı az kaldı diye atmanız gerekmiyor. İnsanlar genelde Kayle ultisi öyle atılıyor sanıyor ama ulti bittiği zaman ölüyorsun öyle olduğu zaman. Onun yerine direkt canı azalacağında yani bütün skiller geleceği zaman atarsanız engellemiş olur. Ve sonrasında da savaşa devam eder oyuncunuz. Bu güzel bir özelliktir. Yani bu şekilde bir görüntülü oyun içi görüntü vesaire istenmişti. Hem ziyaret hem ticaret bir tane çekeyim dedim. Beğenirseniz yazarsınız. Ya da yazarlar alta gold halinle ne konuşuyorsun? Silver halinle ne konuşuyorsun? ASMR yaparız onlara böyle. Trigger word'lar. Fışır fışır. Amına koyayım. Neyse hadi ben kaçtım.